Bir süredir söylentilerini duyduğumuz ve Gabe Neville'ın açıklamalarına göre sene sonunda duyurulması beklenen Steam Deck dün akşam sürpriz bir şekilde duyuruldu. El konsolu ya da aslında bir el bilgisayarı olarak da adlandırabileceğimiz cihazın fiyatı, özellikleri ve birçok detayı da açıklandı. Şimdi gelin bu videomuzda bu detaylara birlikte göz atalım. Öncelikle fiyatından bahsedelim çünkü ayrı olarak satılan dock ünitesi sayesinde bir nevi hani bilgisayar olarak da kullanabileceğimiz monitörünüze veya işte televizyonunuza nereye isterseniz bağlayabileceğiniz Steam Deck şimdilik 3 farklı fiyat opsiyonuna sahip. 64 GB depolama alanına sahip olan sürümü 399 dolar, 256 GB depolama sürümü 529 dolar ve son olarak da 512 GB'lık depolama sürümüne sahip olan versiyonu ise 649 dolar olarak açıklandı. Tabi daha pahalı olan diğer iki sürümde NVMe depolama teknolojisi bulunuyor. Yani ucuz versiyona göre daha hızlı depolama ve doğal olarak da oyunlarda daha hızlı yükleme sürelerine sahip olacaklarını söyleyebiliriz. Bunlar dışında ise hani depolama dışında ise 3 versiyonun da teknik özellikleri aynı. Aralarında hem donanım hem de tasarımsal olarak herhangi bir fark bulunmuyor arkadaşlar. Ayrıca hani sürüme göre taşıma çantası, cam tabaka gibi bazı ekstralara da yer verildiğini görüyoruz. Steam Deck'in tasarımına baktığımızda ise diğer el konsollarına göre hani ilk bakışta böyle daha hantal durduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Fakat test eden bazı yurt dışındaki editörler çok doğal bir tasarıma sahip olduğunu ve ergonomisinin iyi olduğundan bahsetmişler. Analog yapısının alt tarafında ise trackpad adı verilen dokunmatik alanlar yine dikkat çeken özellikler arasında yer almakta. Bu kısmı hani daha önce Steam kontrolleri gördüyseniz buradaki dokunmatik alanlara da benzetebiliriz. Bu alanlar fare görevi dışında hani daha önce yine DualSense veya DualShock kullandıysanız PlayStation kontrolcülerinden bahsediyorum. Buradaki dokunmatik ekrandaki yaptığı gibi hani klavye kullanımı ya da işte oyunlarda haritayı kaydırarak göz atma gibi durumlarda yardımımıza koşacak. Cihazda ayrıca gayri sensörüne de yer verilmiş. Yani oyun destekliyorsa ve tabii ki siz de açtıysanız kullanacaksanız hani direkt konsolu böyle sağ sola çevirdiğinizde oyunda da ona göre farklı noktalara bakabileceksiniz diyebilirim. Bu özellik için kısaca Yine tasarımda klasik tuş aksanının yanı sıra üst tarafta tıpkı konsol kontrolcülerinde olduğu gibi R1, L1 ve iki tane de tetik tuşuna yer verilmiş. Tam arka kısımda ise iki tane sağda iki tane de solda olmak üzere hani bazı kontrolcülerde de gördüğümüz gibi turbo tuşu benzeri tuşlarda dikkat çekiyor. Steam input özelliği sayesinde tüm bu tuşları dilediğimiz gibi özelleştirebileceğimiz de belirtilmiş. Steam Deck işletim sistemi olarak SteamOS 3.0'ı kullanacak ve hani Steam kütüphanenizde olan tüm oyunlara bu el konsolundan ulaşabileceksiniz arkadaşlar. Başta da belirttiğim gibi USB tip C kullanan doku sayesinde dilerseniz monitörünüze de bağlayıp hani bir nevi bu işletim sistemine sahip olan bir bilgisayar olarak da kullanabileceksiniz. Tabii ki ana odak noktası bilgisayar desek de her zaman olduğu gibi oyun olacak bu cihazın arkadaşlar. Birazcık da teknik detaylara e, değinelim. Çünkü konsolun işlemcisine baktığımızda AMD ile anlaşıldığını ve RDNA 2 destekli bir Zen 2 işlemcisi kullanıldığını görüyoruz. 16 GB RAM bulunan cihazda başta da belirttiğimiz gibi farklı depolama seçenekleri de bulunuyor. Tabi depolama alanları günümüz oyun boyutlarına düşünecek olursak 64 GB işte olsun 256 GB bile çok yetersiz. Hani 512 GB'a gerçekten de böyle 4-5 tane oyun yükleyebileceğimizi söyleyebiliriz. Özellikle büyük bütçeli oyunlardan bahsedecek olursak. Özellikle hani giriş seviyesindeki 64 GB'lık versiyon muhtemelen bir bu depolama alanının büyük bir bölümünü zaten SteamOS kendisi kullanacaktır diye düşünüyorum. Neyse ki SD kart desteği ile birlikte depolama alanını genişletmek mümkün olacak. Yine Bluetooth'te yine Bluetooth 5 desteği sayesinde işte kulaklık, kontrolcü gibi farklı aksesuarları da direkt olarak Steam e bağlayabileceksiniz. Cihazın dokunmatik olacağı belirtilen ekranına baktığımızda ise 7 inç, 60 Hz ve 400 nitlik bir parlaklık değerinin olduğunu görüyoruz. Çözünürlük tarafında ise enteresan bir şekilde 1200'e 800'lük bir çözünürlük tercih edilmiş. Bu en çok merak ettiğim noktalardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Pil ömrüne baktığımızda ise 2 ila 8 saat arasında değişeceği söyleniyor. Yani büyük bütçeli oyunlarda donanıma daha fazla yük bilineceği için muhtemelen pil ömrü çok daha hızlı bir şekilde düşecektir diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde işte bir oyunu 60 FPS ya da 30 FPS oynamanızın da pil durumuna etki edeceği belirtiliyor. Açıkçası 2 saat gerçekten de çok kısa bir süre arkadaşlar. Burada her oyuna nasıl bir optimizasyon sunulacak merak ediyorum ama dediğim gibi... Daha çok böyle indie oyunlarda oyun süresinin pil süresinin daha da yükseleceğini herhalde şimdiden söyleyebiliriz. Steam Deck ile ilgili en çok kafamı karıştıran nokta ise açıkçası ağırlık konusu. Steam Deck tam 669 gram ağırlığında olacak arkadaşlar. Yani Nintendo Switch'in neredeyse iki katı fazla ağırlığında olduğunu söyleyebilirim. Tasarım ve ağırlığını düşündüğümde açıkçası kol ağrısı benim için en büyük soru işaretlerinden bir tanesi olarak gözüküyor. Çünkü Switch yanlış hatırlamıyorsam normal versiyonu 400 gram gibi bir ağırlığa sahip. Onu bile böyle yatarken kullandığımda işte ter, ters bir pozisyonda olursam elimin uyuştuğunu hissedebiliyorum. Bunda nasıl bir performans olacak onu gerçekten de merak ediyorum. Çünkü taşınabilir konsollar arkadaşlar en büyük özelliğinin ergonomik ve böyle her pozisyonda dilediğiniz yerde oynayabilmesi olması lazım. İşte tatile gittiyseniz işte şemsiyenin altında böyle şezlong üzerinde bile oynayabilmeniz lazım. Bu konuda nasıl bir performans sunacağı açıkçası... Ee, dediğim gibi en büyük soru işaretlerinden bir tanesi diyebilirim. Ama sonuç olarak Aralık 2021'de çıkacağı söylenen Steam'deki sahip olduğu özelliklerle gerçekten de dikkat çeken bir cihaz olmuş diyebilirim. Hani pil durumu ve ağırlığı gibi konulara büyük bir soru işaretleri taşınıyor. Fakat Steam kütüphanesiyle büyük bütçeli oyunları geçtim tam bir indie cennetine dönüşme potansiyelininde olduğunu söyleyebiliriz. 2022 yılında ülkemizde görmeyi umduğumuz cihazın Türkiye fiyatı ise muhtemelen giriş seviyesi için. 7-8 binden başlayacaktır diye tahmin ediyorum. Son olarak Steam açıklanan bu teknik özelliklerin ve tasarımının final olmadığında yani son sürümde değişebileceğini de belirtmiş durumda. Ama muhtemelen aradaki süreyi göz önüne alırsak çok büyük değişiklikler olmayacaktır diye düşünüyorum. Siz bu konsol hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı ve Steam'de hakkındaki fikirlerinizi aşağıda bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.